Selamünaleyküm değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bu gördüğünüz bir patatesin çürümüş hali, sanki patatesler kendinden geçmiş, hepsi birbirine kilitlenmiş, görüyorsunuz. Balkonumdaydı bu. Patatesleri almıştım, tabii ki bunlar haşlamalık diye almıştım, çok berbat bir patates çıktı altından. Dedim ki bunları çöpe mi atayım? Tabii ki çöpe atmak istemedim. Çuvalın üstünden biraz mı kullanmıştım. Tabii kullanmadıkça kalanları artık altta bu şekilcik tuttu. Evet değerli izleyicilerim, ne yapayım diye düşündüm. Dedim ki bunları çöpe atmayayım. Bakalım, deneyeyim. Patates çuvalda yetiştirme diye bir program izlemiştim. Ben de bunları çuvala bırakıp bahara kadar bekleyeceğim. Bakalım yeşerecek mi? Sizlerle de paylaşacağım görüntülerimi. Gördünüz mü? Bu şekil kitlemiş. Ayırmayı düşünmüyorum. Tabii ki hepsi içinde fayda vermeyecektir eminim. Deneme amacıyla sizlerle beraber şimdi tabii ki biraz toprağa ihtiyacım var. Bu çiçeği balkonda, ama bu çiçek zaten hiç baynamadı. Hep böyle bu şekil kaldı. Balkonum bir şekilde duruyordu. Aslında görünüş güzel. Ama ben bu çiçeği artık zaten kış içeride koyamayacağımı göre. Kış geliyor. Dedim ki kış günü zaten bu da bozulur. Zaten çürüyecek. Şimdi ben bunu öncelikle sökmeyi düşünüyorum. Değerli izleyicilerim. Öncelikle bunu sökeyim. Toprağını da kendimde kullanıyorum. Bu şekil bunları takmıştım. Bir türlü büyümedi. Hatta bir şey yok. Zaten kış. Hep böyle bu şekil kaldı. Tabii ki yaz olsaydı öyle bunlara devam ederdim. Bu şekil görüntüsünü bile seviyorum zaten, yeşillik. Büyümedi. Yani ne şekil büyüyor onu da bilmiyorum. Şekli zaten budur belki. Belki de bu kadardı. Toprak normal sıradan bir toprağım vardı bu saksıdan. Topraktan çuvalı biraz koyacağım. Evet arkadaşlar, patateslerden şöyle biraz ayırayım. Ve bu böyle nasıl girecek bilmiyorum. Onu çuvalı bir oturtturayım öncelikle. Evet değerli izleyicilerim, çuvalımızı koydum. Altını toprağa birazını boşalttım. Üzerine patateslerimi, biraz zor oldu, sizi gösteremedim içine koyarken. Şimdi üzerine toprak dökeceğim. Kalan toprağımı, görüyorsunuz kalan toprağım var. Onu da dökeceğim. Biraz toprak daha bulursam çuvalın üzerine kenarları biraz daha dökebilirim toprak geçerse elime. Tabii ki şu toprakları da atmam lazım. Evet değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi büyük bir saksıydı. Ben bu büyük saksıyı boşalttım. İçerisine patateslerimi oturttum ve toprağımı döktüm. Çiçek balkonda, bu da balkonda, bakalım. Çuvalın ağzını hafif bağlayacağım, üşümesinler patatesler diye. Bunu bekleteceğim. Ne kadar açık balkon değil değerli izleyicilerim, burası kapalı bir balkon. Belki de merdiven boşluğum var, oraya da koyabilirim. Kışın şey dursun diye. Merdiven boşluğu bence daha iyi. Çünkü merdiven boşluğunda kışın üşümez. Bu şekilde çuvalla beraber koymayı düşünüyorum. Saksıyı da altına oturttururuz. Saksıyı da beraber merdiven boşluğunu koyduktan sonra bir bekleyelim. Ocak, Şubat, Ocak ayındayız. Yılbaşını yeni geçtik. Şubat, Mart, Mart'tan sonra açık balkonumu çıkartayım bakalım, yeşerirse tabii. Çürürlerse tabii ki çöpe atarız. Değerlendirmek amacıyla arkadaşlar. Şimdi bir videoda izlemiştim. Çuvala patatesleri koyuyorlardı. Orada tabii ki burada birçok patates var gördüğünüz gibi. Küçük haşlamalık patatesler.
Çöpe atıyor genelde, herkes görüyoruz. Ama ben dedim ki belki çuvalda patates yetiştirmeyi görmüştüm. Olur mu? Olur, hiç belli olmaz. Ziyanımız olmaz. En azından geri dönüşüm olarak benim bir bu kadar patates taze olaraktan belki de baharda bir 6. aylara kadar bakmıştım ki çuvalın içinde patates çıkar. Şimdi değerli izleyicilerim, sizlerle beraber yaşayacağız, bakacağız, göreceğiz. Ben şimdi bu videoyu atmıyorum. Bekleyeceğim. Ne zamana kadar patatesler yeşeriyor mu? Sizlere arada bir açıp göstereceğim. Durum ne? Nasıl olacak? Yeşerecek mi? Çürüyecek mi? Çürürse de atacağım. Çürümezse de. Ama üzerine dediğim gibi bu toprakları biraz şimdi ırgalayacağım. Alta doğru iyice geçsinler. Üzerine biraz toprak daha dökmeyi düşünüyorum. Değerli izleyicilerim,